Merhaba arkadaşlar. Ben Bocak. Döküman yönetim sistemi ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Şu an ilçe işlemlerinden ilgili evrak listesi eklemeyi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi giden evrak oluşturmaya memur olarak giden evrak oluşturmaya geldik. Kelime işlemcimizi açıyoruz. Buraları biraz hızlı geçeceğim. Bakın ilgili evrak listesinin burada olması gerekiyor ama şu anda yok. Herhangi bir yazı alıyorum. İmza alıyorum imzaladıktan sonra aşağıya gönderiyorum. Bakın ilgili evrak listesinin burada olması lazım. Burada yok. Bir dosya, desimal dosya kodu eklememiz gerekiyor. Desimal dosya kodunu ekledikten sonra ilgili evrak listesi geliyor. İlgili evrak listesinin önce ne olduğundan biraz bahsedelim. Ee, bize yazı geldi. Cevap verilecek mi dedik. Evet Oradaki genelde hayır seçiyoruz ama bizden cevap isteniliyorsa evet seçeceğiz. Evet seçtiğimiz anda Şimdi e, bu evraka cevap verilip verilmediğini görebilmemiz için ilgili evrak listesini eklememiz gerekiyor. Tabi bunun bir avantajı da şu arkadaşlar daha sonra e, yazıyı arıyoruz. Aradığımızda bulduk. Oradaki ilgi bu yazı ile ilgili diğer evrakları da otomatik olarak kendisi getiriyor. Bir e, soruşturma dosyası düşünün. Bu soruşturma dosyasında bir üst yazı var. Buna ait 10 tane de farklı şekilde dilekçeler girilmiş sisteme. Bunların hepsini tek hamle ile ilgili evrak listesine tek tek zamanında eklenirse bu üst yazıya hepsini tek hamlede görmüş oluruz. Bu şekliyle evrakların bir nevi toplanması ya da e, üst yazıdaki ilgilerin tek kalemde e, önümüze gelmesi için ilgili evrak listesini ekliyoruz arkadaşlar. Mutlaka yani cevap verilecek olsa da verilmeyecek olsa da ilgili evrak listesine mutlaka dolduralım, ekleyelim arkadaşlar. Şimdi mesela dün, bugün yazdığımız yazılardan bir tanesini gelen giden olarak e, ekleyelim. Tarih, şu 3-4 günlük dilimi alalım arkadaşlar. Sorgula diyorum. Bakın 704, 702 hangisinden yazı yazdı isek daha ilerleyen tarihlerde, şey, geçmiş tarihlerde... Buradan ilgili evrakı mutlaka seçiyoruz arkadaşlar. Bakın buradan evrakı eki ile birlikte seçiyorum. Şuradan sağa tıklayıp seç diyeyim. Ekleri de seçsin. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Seç diyorum seçtim. Bu şekliyle ilgili evrakı ekle dedim. Tamam diyorum arkadaşlar. Tamam dedikten sonra bakın ilgili evrak girip evrakı göster dediğim anda daha önceki yazılan bakın evrakı gösterdi. Bu evrakın ek listesini gösterdi. Burada kaç tane istediğiniz kadar ilgili evrak listesi ekleyebilirsiniz. Ne kadar eklerseniz burada onunla alakalı evrakları rahatça görebilirsiniz. Bir yazının 10 tane yazı ile ilgisi var ise o 10 yazıyı buraya eklerseniz onun da tek hamlede görürsünüz arkadaşlar. İşin özü ee, bu arkadaşlar ilgili evrak listesinde burada e giden evrakta yazarken buraya ekliyoruz arkadaşlar. Giden evra evrak işlemlerimiz de bu kadar arkadaşlar.